gidecek hiçbir durum söz konusu değil. Kurban ibadet, paylaşmak ve kardeşliktir. Bu ilkeden hareket eden yardım kuruluşları vekaletle kurban kesimi yoluyla bayram sevincini hem yurt içine hem de kıtalara yayıyor. Kurban ibadetini bağış yoluyla yerine getirmek isteyenler ne yapmalı? Vekalet ücretleri ne kadar? Hangi kuruluşlara nasıl başvurulmalı? Bu soruların yanıtları geliyor ekranlarınıza. Milyonlarca insan dua ediyor Türkiye'den gelseler burada kurban kesseler diye. Türkiye'de kurban kesiminin %10'u vekalet yoluyla yapılıyor. Bu da 700 ila 800 bin hisse demek. Vekaletle kurban kesimini ise daha çok yardım kuruluşları üstleniyor. Deniz Fener'i bu sene yine kurbanlarınız yoksulların bayramı olsun sloganıyla yola çıktı. 33 ülkede inşallah kurban organizasyonu yapacak. Bu vesileyle 15 bin hisse kurban kesmeyi planlamaktayız. 300 bin aileye kurban eti ulaştıracağız. Bu sene kurban fiyatlarını yurt dışında 380, Balkanlarda 480, yurt içinde 740, Suriye için 740, bir de Gazze için 1100 lira olmak üzere fiyatlarını açıkladı. İnsani Yardım Vakfı İHH da geniş bir coğrafyada faaliyet gösterecek. İhtiyaç sahibi olan bölgeler özellikle ve savaş mağduru olan bölgelerde hasreten kurbanlarımızı kesiyoruz ki yanı başımızda Suriyeli kardeşlerimiz var. Suriye, Irak, Filistin başta olmak üzere Myanmar'da, Tayland'da, Moro'da, Afrika ülkelerinin yaklaşık %50'sinde yine aynı şekilde kurbanlarımızı kesiyoruz. Yurt içine yönelik de organizasyonlar bulunuyor. Et süt kurumlarıyla işbirliği içerisinde, Türkiye içerisindekini söylüyorum. Kurbanlarımızı noter huzurunda, imamlarımızın dualarıyla birlikte bu kombinelerde kesiyoruz. Daha sonra bunları kavurma haline getiriyoruz. Ve yıl boyu sürsün dediğimize geliyoruz. Şöyle 12 ay boyunca da ihtiyaç sahiplerinin masasına her ay ulaştırıyoruz. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu da vekalet yoluyla kurban bağışı kabul ediyor. Bağış yapmak isteyenler yardım kuruluşlarının internet sitelerinden ve çağrı merkezlerinden detaylı bilgi alabiliyor.